Evet, Cengiz Toper'le beraber gezdik gördük. Daha önce de bununla ilgili ufak çaplı birkaç çalışmamız oldu ama gözlemlediğimiz, gördüğümüz ve vatandaşların itirazı, talebi, sistemleri şu yönde. 2020 yılında biliyorsunuz 2020 yılında Cengiz Toper sağlı solu karayolları tarafından o yol tekrar yapıldı. Kısa süre içerisinde çok üzülerek söylüyorum. Köstebek yuvasına döndü. Yani araçların geçişi, insanların rahat geçemeyişi, bir takım problemler gelişti Cengiz Topel Caddesi'nde. Bununla ilgili karayolları yetkilileriyle de görüştük. Tabii vatandaşın, şoför esnafının ya da şoför vatandaşın da taleplerini ileterek yolun baharın hemen başında aşınan yerlerin kaldırılıp tekrar bir kaplama yapılması, en kötü ihtimal yama olması. Tabii bizim gönlümüz yamadan yana değil, yamayı bizim memlekette reva görmekten vazgeçmeliyiz. Sürekli güzel asfaltı, sıcak asfaltlar başka yerlere, yamayı bizlere. Bu hoş bir görüntü de olmaz. Kaplama için yetkililerle tekrar görüşeceğiz. Cengiz Topel'in sağlı solu, bu çukur oluşan Köstebek yuvasına dönen yolu tekrar bir kaplamayla eski haline getirmeye, sağlıklı bir, konforlu bir yol haline getirmeye çalışacağız. Bununla ilgili çalışma yapacağız. Orta refüjlerle ilgili biliyorsunuz geçenlerde Sayın Valimizin de bir açıklaması vardı. Hem belediyemizin hem kaymakamlığımızın, bizlerin ve karayollarının, Sayın Valimizin bununla ilgili yoğun bir çalışması var. Özellikle İpek yolundaki orta refüj ve Cengiz Topel'deki orta refüjlerle ilgili kuvvetle ihtimal baharın başında kısa bir sürede orası istenilen, özlenilen görünüme kavuşacaktır. Yollarımızın halini görüyorsunuz. Gerçekten içler acısı. En yakın zamanda müdahale edilmesini istiyoruz. Yani her aracın yaklaşık ayda 1.000 lira bir masrafı olur. Yani böyle giderse artık kontak kapatmayı bile düşünüyoruz. Yani buna bir acil bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çarşı merkezi ana cadde. Yani düşünün diğer sokaklar nasıl? Yani bu böyleyse her gün yani resmi araçların geçtiği, herkesin gördüğü yol. Yani düşün bir mahalle yolu değil, ana cadde. Yani her gün herkesin kullandığı yol. Acil bir yol çare bulmasını istiyoruz. Karayollarına bağlı olduğunu biliyoruz. Evet. Yani karayolları ne yapıyor acaba? Bunu görmüyor mu? Kimse bildirmiyor mu? Yani bunu dediğim gibi artık acil müdahale edilmesini istiyoruz. Yani gerçekten artık çığırından çıkmış. Yani bunu millet tamam, herkes tepkisiz olabilir ama bunların da hiç mi vicdanı yok? Yani hiç, yani bir an önce müdahale edilmesini istiyoruz dediğim gibi. Ben Yüksek Fuat Tupar Caddesi'nin Şemdin yolu tarafından bakıyoruz bu çukurlarla ilgili. Çukur bayağı çok. Yani bu durumda vatandaşımız çok mağdur durumdadır. Karayolları bir türlü bu çukurları bir şekilde ne yapmak istiyor ne bakmak istiyor. Bunu biz Yüksek Boya Ticaret Odası olarak bu konuyla ilgili biz çok razı değiliz bu insanlara. Tabii ki vatandaşımız mağdur. Biz vergi veriyoruz. Vergi de bize geri dönüş için biz vergi veriyoruz. Vatandaşımız bu konuda mağdur. Bu yolların yapılmasını biraz evvel Ramazan ayındayız. Vatandaşımız çarşıya gelemiyor. Yani çukurlardan dolayı kar yağarken gene mağdur durumda kalıyor insanlarımız. Bunun için biraz evvel bu çukurların yapmasını biz karayollardan bekliyoruz.